Dünya genelinde yapılan bir araştırma, müziğin insan üzerinde yaptığı olumlu etkileri bir kez daha gözler önüne serdi. Şiddet ve bağımlılığı ortadan kaldıran müzik eğitimi, özellikle küçük yaşlarda daha iyi sonuçlar veriyor. Holigan terörü, trafikte yaşanan şiddet ve uyuşturucu. Günlük yaşamımızda karşılaştığımız olayların başında geliyor. Dünya genelinde yapılan bir araştırma ise müzik eğitimi alan bir kişinin terör ve şiddet olaylarından uzak durduğunu gözler önüne seriyor. Müzik insan beynini geliştiriyor. Hele hele çocuk yaşta eğer bu eğitim alınırsa, çünkü çocuklar daha şekillenme aşamasında beyinleri. O zaman çocukların hem yapısal olarak beyin volümleri daha güçlü oluyor, hem de duygu, düşünce ve efendim davranışları ilgili alanların koordinasyonu çok daha güçlü oluyor. Müziğin insanlar üzerindeki öfke ve dürtü duygularını da kontrol altına aldığı bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Eğer insan ön beyniyle diğer alanlar arasında iyi bir koordinasyon varsa dürtü kontrolü, öfke kontrolü çok daha güçlü olur. Osmanlı'nın gelenekleri arasında yer alan küçük yaştaki müzik eğitiminin beynin şekillenmesinde akademik, ruhsal ve zihinsel gelişimi olumlu etkilediği belirtiliyor. Biliyorsunuz darüşşifalarda müzik çok etkin bir şekilde kullanılıyordu ama sadece hastaların tedavisinde değil, insanların bir araya gelip sosyal etkileşim içerisinde olmaları için, ki bunun en tipik örneğini Mevlevi dergahlarında görüyoruz. Müzik eğitimi alan gençlerse günlük yaşamda karşılaştıkları şiddet olgusunu kendi işlerinde yendiklerini belirtiyor. Müzik tabii bizi birlikte tutuyor. Çünkü sanat hani insanları birleştirir. Buradaki amaç bütün müzik türlerini tanımak, müziğin olumlu etkilerinden yararlanmalarını sağlamak, bütünleştirici ve birleştirici etkisiyle ulusal değerlerimize de sahip çıkmak. Müzikle İç içe olmak insanı daha doğru bir hayata, daha sağlıklı bir hayata itiyor. Yetkililerden yardım isteyen eğitimciler, müzik okullarının daha çok yaygınlaşmasını ve ailelerin bu okullara olan ilgisinin artmasını istiyor. Güzel sanatlar ve spor liseleri Türkiye'de desteklenmesi gereken, daha çok teşvik edilmesi gereken, bunların sayısının arttırılması gereken okullar olduğunu düşünüyoruz.